Şimdi arkadaşlar geçen hafta uygulama faaliyeti 3 yapmıştık. Bu hafta da uygulama faaliyeti 4'ü yapacağız. Yalnız uygulama faaliyeti 4 ile ilgili ben Word dokümanını hazırladım arka tarafta. Yalnız rakamlarda biraz değişikliğe gideceğiz. Çünkü bu rakamlara özel bazı uygulamalar var alt kısımda. Yapacağımız çalışmalar var. Onun için hemen ben arkadaşlar buradaki rakamları yeni tabloya taşıdıktan sonra oraya yazacağım. Şimdi uygulama faaliyeti 3'teki tablomuz arkadaşlar. Ne yapacağız? Dışarı vererek, evet, ne diyor? Akses veri tabanını al. Bunu dışarı vereceğiz arkadaşlar. Seçim nesni akses veri tabanına ver. Şunu kapatalım. Şimdi öncelikle yeni bir tane arkadaşlar ne yapıyoruz? Bir veri tabanı oluşturacağız. Yeni veri tabanı oluşturmak için evet, evet nasıl oluşturacağız? Yeniyi göremiyorum da şu anda ondan dolayı. Bilgi en son yeni. Heh. Evet, gördüm. Bunu arkadaşlar bilgisayarımızın masa üstüne 4. uygulama faaliyeti 4 diyelim. Faaliyeti 4 diyelim. Ve bilgisayarın neresini oluşturalım? Şimdilik masa üstünü oluşturalım arkadaşlar. Masa üstü. Tamam. Oluştur diyorum. Şimdi bir tane boşumuz var. Burada bir tablo diyor. Bir tane de arkadaşlar diğer bir veri tabanımız var. O diğer veri tabanımızı görebiliyor muyuz şu anda? Uygulama faaliyeti 4, 3, 3'ü açacağız. 3'ümüz açık mı şu anda onu göremiyorum. 3'ü kapatmamıştık ama kapatmış mıyız? Evet, onu kapatmış. 3'ü tekrar açıyorum sizin için. Şu 4'ü de kapatıyorum. Şimdi masa üstünde uygulama faaliyeti 4 isimli veri tabanı dosyasını oluşturduk ama içinde hiçbir şey yok. Amacımız uygulama faaliyeti 3'teki tabloyu uygulama faaliyeti 4 veri tabanı dosyasına aktarmak. Bunun için arkadaşlar dış veri aksesi aktar diyeceğiz. Neredeyse dosyamız biz masa üstünde oluşturmuştuk. Bakalım nerede? Şu. Bunu arkadaşlar seçiyoruz ve buradaki tabloyu arkadaşlar oraya aktaracağız. Tablo 1 diyor. Tanım veriler yalnızca tanım diyor. Hepsini arkadaşlar tablo 1'imizin tamamını oraya aktarsın. Tamamlarsın. Veri adımlarını kaydetmiyor. Gerek yok. Ve oraya arkadaşlar aktardı. Aktarıp aktarmadığında masa üstündekini açarak arkadaşlar görmeye çalışacağız. Masa üstündekini açalım. Dosyaya gelelim. Aç diyelim. Masa üstündekini açıyorum. Bakalım. İçeri etkinleştir diyelim. Tablo 1 diyor. Gördüğünüz gibi verilerimiz uygulama faaliyeti 4'teki tablo 1'e aktarıldı. Yani şuradaki rakamları bizim uygulama faaliyeti uygun şekilde düzenlememiz gerekiyor. Rakamlarımız da burada. Ben onları hemen hızlı bir şekilde yazayım sizler için. Şurada ne diyor? Bakalım. ...2599. Şurası 99 diyor. Şimdi özel rakamlar arkadaşlar mesela neyi nereye yuvarlayabileceğiz? Her türlü ihtimal düşünüyoruz. 95. Başka? Şurası 94 olacak. Daha sonra bir sonraki 50. Şurası 45. Olabilecek her türlü yuvarlat. Bugün arkadaşlar yuvarlatmayla ilgili, rakam yuvarlatmayla ilgili fonksiyonları göreceğiz. Şurası 55. Burası 59. Şurası 49. Bir diğeri de şuradaki de 41'miş arkadaşlar. Evet. Bunu şöyle bir kaydedelim. Kaydettikten sonra direkt uygulamalarımızı yapacağız. Bu uygulamalar nelermiş? Diyor ki üstteki tabloda maaşı alandaki verilerin ondalık kısmı olmayacak şekilde yuvarlayınız. Veya işte üstteki tabloda maaşı alandaki verilerin ondalık kısımlarını iki basamak olacak şekilde yuvarlayınız. Geçen hafta bu uygulamalardan bir tanesi yapmıştık. Son uygulama faaliyeti 3'te. Şimdi 4'te birçok yuvarlama seçeneği var. Bunların hepsini yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Bunu aldım ben. Şimdi teker teker sizler için soruları okuyacağım. Evet. Şimdi yeni soru oluşturmak istiyoruz. Oluştur kısmına geliyoruz.
Sorgu tasarımına tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra arkadaşlar ne yapacağız? Evet, sağ tıklayıp SQL göster deyip kendi sorgu cümlecimizi kendimiz yazacağız arkadaşlar. İlk sorumuz şuydu. Üstteki tabloda maaşı alandaki verilerin ondalık kısmı olmayacak şekilde yuvarlayınız. Evet. Bu üç arkadaşlar yine sorgumuz select yani seçmekle geliyor. Select'le geliyor ve fonksiyonumuzda arkadaşlar round yuvarlamak demek ve hangi alanınkini yuvarlayacağız arkadaşlar? Maaş. Evet, maaş alanındakini yuvarlayacağız. Onun için arkadaşlar parantez aç, parantez kapat yaptım fonksiyonu. Bu parantez içinde alan ismini yazıyorum. Maaş ve ondalık kısmı olmayacak şekilde yuvarlasın diyoruz. Bunun için virgül diyoruz. Ondalık kısmından sonra kaç hane olacağını belirtmek zorundayız. Eğer burada olmayacak dediği için biz burada 3 hane dedik. Eğer olmayacak diyorsa buraya 0 yapıyoruz. Yani virgülden sonra hiçbir ondalık kısım olmayacak demektir. Ve büyük harflerle as diye bir ekleme var. Evet. Yuvarlanmış maaş dedik. Yani as arkadaşlar sorguda gösterirken o sütun ismini belirtmek için. Bu olmadan da aslında yapılabilir. Ve daha sonra arkadaşlar from tablomuz hangisi? Evet. Hangi tablodan olduğunu belirtmek zorundayız. Tablo 1. Ve bunu yaptıktan sonra arkadaşlar ne yapacağız? Sorgumuzu çalıştıracağız. Nereden bir çalıştırma? Şurada. Tasarım menüsünde. Çalıştıra basıyorum. Ve ne yaptı şu anda arkadaşlar? Ondalık kısmı olmayacak şekilde yuvarladı. Şimdi burada bizim dikkat etmemiz gereken bir durum var. Hadi bakayım nasıl yuvarlamış. Onları tek tek incelememiz gerekiyor. Onları tek tek inceleyelim arkadaşlar. Şimdi tabloyu şuradan görmeye çalışacağız. Maaş kısmını. Word dosyası. Şöyle. Evet. Arkadaşlar ondalık kısmı olmayacak şekilde yuvarlamış. 2500,99 TL'yi nereye yuvarlamış? 2501 TL'ye yuvarlamış. Evet. Başka? 2500,95'i nereye yuvarlamış? 2501'e. 2979,94'ü nereye yuvarlamış? 80'e yuvarlamış. 1490,50'yi nereye yuvarlamış arkadaşlar? 1900. Direkt arkadaşlar ne yapmış? 1490'a yuvarlamış. Arkadaşlar yanlış yapmamış. Burada yuvarlama şekli bu şekilde. Çünkü 5'ten yukarısı. Şimdi 2 basamak dedik. 5'ten yukarısındaysa 2 basamak olacak şekilde. 1490,50'yi 1490 olarak yuvarlamış. 45'i arkadaşlar 3045'i 3000 olarak, 5055'i 5001 olarak, 2500,59'u arkadaşlar ne yapmış? 2501 olarak. Şimdi zaten amacımız şuydu. Round'un nasıl bir yuvarlama yaptığını görmeye çalıştık. Normalde biz gerçek hayatta 1490,5'i ne yapıyoruz? 1495'e evet, 1491 olurdu. Ama burada bu şekilde yuvarlanıyor arkadaşlar. Mutlaka 5'ten sonra bir artırım daha gerekiyor. Bu iki basamaklı için öyle. Eğer bu 1490,5 olsaydı yani 50 değil 5 olsaydı o zaman yuvarlayacaktı. 5'ten sonra 0 var en son duruma göre yuvarlıyor arkadaşlar. Evet. Başka diğer bir bunu da kaydedelim hemen. Evet kaydet diyelim. Ve buradan da ondalık kısım olmayacak şekilde yuvarlama diyelim. Şunu alalım. Buradan da bunu buraya yapıştıralım. 1 diyelim. Birincisini yapmış oluyoruz bu şekilde. Evet, tamama bastık. Şimdi arkadaşlar ikinci sorgumuz için bunu kapatıyoruz. Oluştur diyoruz. Sorgu tasarım dedikten sonra arkadaşlar SQL göster diyoruz. İkincisi neydi? Maaş alındaki verilerin ondalık kısmı iki basamak olacak şekilde yuvarlayınız. İki basamak şekilde. Şimdi ne demek istiyor? Onu birlikte arkadaşlar yapalım.
Evet. Arkadaşlar select round yine baş virgül 2. İki basamak olacak şekilde yuvarla anlamındadır bu. As yuvarlanmış baş. Baş arkadaşlar ondan sonra from tablo 1. Ve çalıştıralım. Burada arkadaşlar iki basamak olacak şekilde yuvarla demiştik. Tekrar Word belgemizi açarak bakalım. Sonunda iki basamağı gösterecek. 95, 94, 5, 45, 55, 59, 49, 41. Hiçbir şekilde zaten bir yuvarlama yaptı mı? Bir yuvarlama aslında yapmadı. Çünkü son iki basamağı göster dediğimiz için yapmadı. Eğer biz buraya şöyle bir şey yapmış olsaydık, tabii onu kabul eder mi bilmiyorum ama buna bir basamak değeri daha yazsaydık o zaman yapacaktı. Ama tabii o zaman tablonun kendi arkadaşlar tasarım görevine geçip basamak sayısını 3 olarak belirlememiz gerekiyor o zaman. O zaman yuvarlamayı görebilirdik. O için burada bir yuvarlama yapmadı. Biz bu soruyu yine de eğer basamak sayımız 3 olsaydı o zaman bazı yuvarlamalar görebilecektik. Bunu da biz şöyle kaydet diyelim. 2 diyelim. Yine buradaki kısmından şu yazıyı alalım. Hani tekrar yazmamak açısından. Buraya arkadaşlar. Evet. Bu tabi iki basamaklı şekilde yuvarla diyor. Hani burası sığmıyor. Genişletirseniz o zaman görebilirsiniz arkadaşlar. Evet. Bunu da kapatıyorum. Şimdi üçüncü sorguma geçiyorum. Kapatıyorum. SQL göster diyorum. Ve üçüncü sorgumuz neymiş? Bir bakalım. Üstteki tablo bayağı verir. Ondan kısımlarını üç basamak olacak şekilde yuvarlayınız diyor. Evet. Bu sefer de tek fark arkadaşlar. Diğerindeki tek fark. Oraya 3 yazacağız. Yani hatta şunu buradan alalım. Sonra kapatalım. Buraya yapıştıralım. Aynı sorgu. Buraya arkadaşlar 3 yazmak. Amaç burada biraz size antrenman yaptırma arkadaşlar. Bu uygulamayı tek tek yapacaksınız ya. Hatta bunu daha iyi algılayabilmek için isterseniz şöyle bir şey yapabiliriz. Tabloyu bir kapatalım. Tablonun tasarım görünümüne geçelim. Ve maaş kısmına gelelim. Onda basamaklar otomatik demiş. 4 olsun mesela. Buradan. Ve bunu kaydedelim. Ve bir sayfası görünümüne geçelim. Şu anda şuraya yazalım mesela. 51. Bu nasıl görünecek mesela? Şimdi basamak sayısını artırdım arkadaşlar. Yani az önce İkinci kısımda yapmadığım işi bu sefer üşenmedim. Yaptım sizler için. 45 olsun. 54 olsun. Şurası 95 olsun. Şurası 96 olsun gibi. Hepsini değiştirmiyorum. Sadece üçüncü sorguyu gösterebilmek amaç. Şimdi arkadaşlar çalıştırdan bir bakalım. Evet. Bakalım nasıl bir şey yapmış. 99.51'i 99.5 olarak bir sonraki bakalım. 95.45'i ne yapmış? 95.4 olarak 94.54'ü ne yapmış? Ona bakalım. 94.54'ü arkadaşlar 94.5 olarak yanlış mı söyledik? Yok doğru söyledik. 50.95'i ne yapmış? Ona bakalım. 50.95'i 51 yapmış. Yani burada bir tek burada fark etti arkadaşlar. Evet. Yuvarlamada burada fark etti. Tekrar bakalım. Şuraya 46 yapmıştık. Hangisine? 45.96'yı ne yapmış? Burayı arkadaşlar 46 olarak burada yapmış. Yukarı yuvarlamış yani. 3 basamak 4 basamaklı olan verileri 3 basamak olacak şekilde bu şekilde yuvarlamış olduk arkadaşlar. Burada yine Word belgemizdeki o kısmı alalım. Maaş üstteki tabloda maaş aldık verilerin. Ondalık kısmı 3 basamak olacak şekilde yuvarla kısmını alıyorum. Ve bunu da buradan kaydet diyerek
üçüncü sorgu olarak buraya kaydettim arkadaşlar. Bunu da kapatıyorum. Ve oluştura gelip yeni bir sorgu SQL göstermiyoruz. Ve bir sonraki sorumuza bakalım. Bir sonraki sorumuz diyor ki aşağıdaki tabloda bu tabloda kalanları hesaplayan sorguyu hazırlayınız diyor. Onda bakalım bir sıkıntı var mı? Bir bakalım. Evet. Bunu arkadaşlar bu uygulama faaliyetinde bir tablo daha hazırlayacağız. O tabloyu ben size şuraya koyalım. Şu şekilde. Evet. Burada kalanları hesaplattıracağız. Sayı var. Bölen sayı var. 4'ü 5'e böldüğümüzden kalan nedir? Yani mod. Matematikte mod alma var ya. Onu yaptıracağız. Bu tabloyu arkadaşlar hemen burada hazırlayayım ben. Ne yapalım? Oluştur. Tablo. Tasarım. Tablo 2 olsun. Tamam. Sayı. Sayı. Bölen. Sayı. Kalan. Sayı. Bu tabloyu arkadaşlar bu şekilde oluştuktan sonra hemen verilerini gireceğiz. Tablo 2 olarak. Şimdi verileri de aynı uygulama faaliyetinde olduğu gibi buradaki gibi girelim. Ben şunu bir kenara çekeyim. Ve 4, 5, 6, 5. 6'yı 5'e bölsek kalan nedir arkadaşlar? Evet. 9'u 2'ye bölsek kalan nedir? Onu 5'e bölsek kalan nedir? Evet. 0'dır arkadaşlar. 40'ı 30'a bölsek kalan nedir? 85'i 40'a bölsek kalan nedir? Evet. 99'u 5'e bölsek kalan nedir? 4. Evet. Arkadaşlar bunu şöyle kaydedelim ve yeni sorgumuzu verelim. Evet. Yeni sorgumuz arkadaşlar. Şimdi alan isimleriyle bunu yapacağız. Hangi alanları seçeceğiz? Select. Sayı alanını seç. Değil mi? İyi harfi kullanacak aslında. Sayı olacak ama Access de bazen bunları kabul ediyor. Onun için bu uygulamada geri dönüş yapmayacağım. Başka arkadaşlar virgül bölen alanını seç. Bölen değil mi? Ön harfi kullanmadık. Evet. Bölen alanını seç. Daha sonra parantezi aç. Sayı mod. Modu biliyorsunuz değil mi? Sayı, mod, bölen parantez içinde. Parantezi kapattık. As, kalan, from, tablo, ekip. Evet. Ne yapıyoruz? Sayıyı modlayıp, böleni modlayıp, kalanı çıkartıyoruz arkadaşlar. Şimdi çalıştıralım. Çalıştırdık. Evet. 4'ü 5'e böldüğümüz zaman kalan 1 demişti bir arkadaşımız. Neymiş? Arkadaşlar 4 5'e bölünmediği için kalan direkt 4'tür. Tamam mı? Eğer tam sayıları düşünüyorsak 6'yı 5'e böldüğümüzde kalan 1, 10'u 5'e böldüğümüzde kalan 0 gibi bu şekilde arkadaşlar sorgumuzu çalıştırmış olduk. Sonraki uygulamamıza bir bakalım. Şimdi bunu ne yapalım? Kaydedelim önce. Kalanları hesaplayan sorgu. Değil mi? Dördüncüsü. Şu virgülü kabul etmeyecektir orada. Onu silelim. Evet. Bunu oluşturduk arkadaşlar. Kapat. Oluştur. Sorgu tasarımı SQL göster. Şimdi arkadaşlar bir sonraki sorularımız ne? Bu tabloyla alakalı bir şey yok aslında. Bilgisayarda geçerli sistem tarihini ve saatini bildiren SQL sorgusu hazırlayınız. Ayın gününü döndüren sorguyu hazırlayınız. Yılın ayını döndüren sorguyu hazırlayınız. Verilen tarihin yılını döndüren sorguyu hazırlayınız. Tarih saat arkadaşlar fonksiyonları burada öğreneceğimiz. Bakalım bu fonksiyonlar
nelermiş sizlerle birlikte yapalım. Evet arkadaşlar. Daha önce biz bunu görmüştük aslında. Felek. Nav dersek ne yapar arkadaşlar? Evet. Selek nav dersek şu andaki geçerli tarih saati gösterecektir. Daha doğrusu tarihi gösterecektir. Evet. Burada biraz genişletelim bakalım. Evet şöyle yapalım. Çünkü geniş olmadığı için yeteri kadar saati göremiyoruz. Tarih saati göstermesi gerekiyordu. Şimdi arkadaşlar bu soygun tekrar tasarımına geçip şöyle bir şey yapacağım. SQL göster diyelim. Arkadaşlar şöyle bir ifade bir demiş. Bak, evet, buna isim vermek için as terimini kullanıyoruz. As diyoruz. Nasıl? As, evet, as var, pardon. As kullanmışız zaten. Ondan sonra arkadaşlar gerekli sütun başlarının ne olacağını buraya. Evet. Geçerli. Tarih. Saat diyoruz arkadaşlar. Çalıştır dersek bu sefer şu sütun başımız ifade bir değil de geçerli tarih saat olarak görünecektir. Evet. Şöyle yapalım. Bunu da kaydedelim. Beşinci. Biliyorum. Farkındayım. Geçerli tarih saat. Evet. Bunu da kaydettik. Kapat. Oluştur. Siz saate kafanızı yorun arkadaşlar. Ben tam zamanında çıkartıyorum sizi. Evet. SQL göster dedim. Bundan sonra arkadaşlar ayın gününü döndüren sorguyu hazırlayınız. Ayın gününü döndüren sorguyu sizinle hazırlayacağız arkadaşlar. Şimdi bunun için gün İngilizce'de neydi? Day. Doğru mu? Evet, day. Şimdi arkadaşlar day dedikten sonra bir tarih yazacağız. Mesela bugünkü arkadaşlar ayın kaçı 16, 12, 2013. Evet, böyle bir şey yaptım. Arkadaşlar as ayı günü. Evet. Çalışsanız evet ha. Çalışacak mı? Büyük ihtimalle çalışmayacak. Ben genelde şöyle bir tıklayayım. Ayın günü. 30 diye bir şey çıktı. Evet. Ayın kaçıncı gün olduğunu arkadaşlar. Kaçıncı gün olduğunu. Bugün 30. günü mü? Kaçıncı günü? Evet. Evet. Şimdi arkadaşlar burada olması gereken şey şu. Ayın günü dediği şu 16 rakamını aradan çekmesi gerekiyor. Tamam mı? Yalnız tarih dediğimiz zaten bir kuralımız var. SQL deyimlerinde. Bunları şöyle tarih olduğunu belirtebilmek amacıyla arkadaşlar DSL arasını alıyoruz. Ve şimdi bakalım ne yaptı? Şu anda doğru gösterdi. Ayın gününü gösterdi arkadaşlar. Yok, sadece günü çekiyor arada. Tarihten gün çekme. O da olabilir. Evet. Bu da altıncısı. Ayın günü. Evet. Bir diğeri arkadaşlar. Yılın ayı. Burada da fark arkadaşlar şu. Fark şu. SQL göster dedik. Yılın ayını çekmek istiyorsa fonksiyonumuz adı month. Bu da yılın ayı olsun. Evet. Ve çalıştıralım. 12 vermesi gerekiyor bize. Verdi mi? Verdi. Evet. Bunları şu arkadaşlar kaydedelim. Ve öğleden sonra arkadaşlar yılın ayını döndürmüştük. Bundan sonra bir de herhangi bir tarihten arkadaşlar neyi döndüreceğiz? Herhangi bir tarihten arkadaşlar yılı. Evet. Yıl için year kullanıyoruz.
year. Şuraya da arkadaşlar yıl döndürme diyelim. Yılı döndüren diyelim. Evet. Bunu da çalıştırdığımız zaman verilen tarihte arkadaşlar yıl bilgisini ekranımıza getirecektir. Şimdi yılın ayı kısmında kalmış bu. Hani buradan bir farklı kaydet olsa da kaydedebilsek ama öyle bir şey yok. Bunu da arkadaşlar şöyle yapalım. SQL gösterelim. Bunu buradan şunu kaydetmeden kapatayım. Hemen oluştur diyelim. Hani kaydetmek açısından tekrar SQL göster deyip buraya yapıştıralım. Bunu da 8. olarak 8 yılı döndüren diyelim. SQL sorgusu. Şimdi diğer sorularımıza geçelim. Şimdi yılı döndüren yaptık 8. 9. olarak da verilen bir tarihe 5 yıl ekleyen SQL sorgusu arkadaşlar. Verilen bir tarihe 5 yıl ekleyen SQL sorgusu. Şimdi şunu bu şekilde çektik. Bunun için arkadaşlar şuradakini siliyorum. Yeni SQL'den açmayacağım. Buradan göstereceğim arkadaşlar. Tek tek kaydetmemek lazım. Ama siz kaydedin yapılan çalışmaları. Çünkü sizden alacağız. O çalışmaları değerlendireceğiz. Şimdi verilen bir tarih arkadaşlar. Date ADD et yani. Ne demek bu arkadaşlar? Evet. Tarihe ekle anlamında. Date et. Şimdi mesela kaç yıl? 5 yıl ekleyen diyor. Bunun için arkadaşlar şöyle bir şey yapacağız. Yine tarihimiz dursun burada. Buna 5 yıl ekleyeceğiz 2013 yılına. Ne yapacağız bunun için arkadaşlar? Tırnak içinde yılı ifade etmek için bizler ilk başa günü, sonra ayı, sonra yılı yazıyoruz. İngilizce'de veya İngilizler arkadaşlar yok yıl. Gün ay diye olması lazım benim bildiğim. Önce yıl, sonra gün, sonra ay. Onlar yazılış şeklinde bu şekilde. Ama biz bunu yıl ifadesini bu şekilde koyuyoruz. Koyduktan sonra arkadaşlar 5 yazıyoruz. Sonra tekrar virgül koyuyoruz arkadaşlar. Virgül koyduktan sonra çalıştıra basıyoruz. Ne oldu? 16-12-2018 yılı oldu. Tekrar SQL gösteriyorum. SQL gösterdikten sonra sonraki sorumuza geçelim. Onu da göstereyim size. Soruyu şöyle getiriyorum buraya. 22.01.2012 tarihiyle 12.12.2012 tarihi arasında kaç ay olduğunu hesaplayan sorguyu, yani iki tarih arasında kaç ay olduğunu hesaplayacağız. Bunun için ne yapacağız? Nasıl bir komutumuz var? Daha doğrusu fonksiyonumuz var. Onu söyleyelim. Arkadaşlar diff diye bir fonksiyonumuz var. İki tarih arasındaki arkadaşlar yıl, ay veya gün farklarını buradan hesaplatabiliyorsunuz. Sorumuzda bizden ne istiyor arkadaşlar? Ay istiyor. Ay için kullanılan ifade arkadaşlar M harfi. Şuradakini de silelim. Evet. Virgül dursun. Virgülden sonra iki tane tarih koyacağız. İki tane tarih. Bu dursun. Bir de ikinci bir tarih yazalım. Virgül yazıyorum. Bundan sonra ikinci tarihimi yazıyorum. İki tane DS koyalım bir de. Yaz işaretini klavyemden şu anda bulmaya çalışıyorum. Buldum. Evet. Mesela bunu. Bundan 5 yıl sonrası için diyelim. Kaç ay olduğunu veya 5 yıl sonrası demeyelim de yine bir aynı tarih olsun. Şöyle 16 12 12 olmasın. 10 olsun. Hani siz, bizim hesaplayabileceğimiz bir miktar olsun. 2014. Bu da arkadaşlar yıl hesabı, ay hesabı diyelim şuraya. Ay hesabı. Bu şekilde ve çalıştıra basalım bakalım nasıl bir sonuç elde edeceğiz. Kaç ay olduğunu gösterdi mi bize? Doğru mu bu? Evet. Bakalım doğru mu diye. Şimdi 12. aydayız. 10. aya kadar hani ikisinin altındaki fark 10 ay olur. Şuraya 0-1 yazsaydık ne olurdu? 1 ay olacaktı değil mi? 1 ay. Bu şekilde. Bir tarih arasındaki arkadaşlar bize neyi verdi bu?
ay farkını verdi. Buna deneyelim bakalım farklı ay farkından farklı olarak mesela yıl farkını verebilir mi acaba bize? Sadece yeri desek şöyle. Şuraya da bu şekilde kalsın bakalım nasıl bir sonuç elde edeceğiz. Ne diyor? Ay hesabı olmayacak tabii ki. Y dedik ama Y'yi kabul etmedi mi? Yıl hesabı. Yıl hesabı. Evet. Şimdi arkadaşlar orada 4 tane kullanmak gerekiyor. Yani bir tane Y harfi yetmiyor. M de yetiyor ama. Gün hesabı için ne yapacağız? D kullanalım bakalım nasıl olacak? Çalıştır diyorum. 31 gün diyor. Büyük D yapalım. Bir şey fark edecek mi? Evet. Evet. Bir daha değiştirelim. Tasarım görmeye geçelim. SQL göster diyelim. İki tane D koyalım. Geçersiz yordam çağrısı diyor. Şimdi 16.01.2014 ile 16.12.2013 arasında 31 gün var. Doğru. Eğer hesap ederseniz, isterseniz takvimden sayacak olursanız. Evet, yani bu yanlış değil. Evet, isterseniz şöyle yapalım. 16.12 yapalım burayı. 365 gün mü olur? Acaba 366 gün mü olur? İkisinden biri olacak. Çünkü Şubat'lardan bir tanesi 29 çekiyor ya ondan dolayı. Bu sene kaç çekiyor bilmiyorum. Evet, 365 günmüş arkadaşlar. Bu sonraki Şubat ayı 28 gün demek ki. Bakayım. Evet, 28 günmüş. Mesela tarih değiştirelim ya da. Arkadaşlar, 2015 yapalım. Acaba 29 gün var mı? Kaç gün olması lazım normalde 365 gün olsaydı? 730, evet. 730, evet. 2 yıl koydum. 3 yıl koyalım. 2016. Evet, 4 yılda bir olduğuna göre bu. Burada bir tane arkadaşlar 29 çekiyormuş 2016'da Şubat ayı. Tamam mı? Ondan dolayı 1095 çıkması lazım. 1096 çıktı. Evet. Şöyle tekrar bakalım. Yıl bilgisini çeken soruyu. Hani belli bir ne diyor? Yıl bilgisini çeken. Biz bunu yukarıda yapmış mıydık? Ayın günü verilen tarih yılını döndüren soru yazdığınız, yıl bilgisini çeken soru yazdığınız. Biz bunun arkadaşlar bir benzerini yukarıda yaptık. Ama gene de ya burada şöyle bir şey var fark olarak. Bunu yine göstermek istiyorum size. Yukarıda yaptığımız arkadaşlar year fonksiyonu kullanarak da burada date part diye bir şey var. Tarihin istediğiniz kısmını almak aslında bu. Date part. Arkadaşlar bu mesela şu anda, şurayı da silelim, belli bir tarihten demiştik. Evet, yıl hesabı değil. Şöyle olsun. Hatta sil gitsin. Bir daha böyle bir şekilde deneyelim, zaman kazanmak için. Ne yaptı? 16 yaptı. Ne oldu bu? Evet, date part dedik. Evet. Yıl bilgisi değil arkadaşlar şu anda gün bilgisini çekiyor. Eğer ay bilgisini çekmek istiyorsa M yazıyoruz. Çalıştır diyoruz. Ayı çekiyor. Tekrar arkadaşlar tasarım görevine geçelim. Şuradan SQL göster diyelim. Bu sefer arkadaşlar yıl bilgisini çekmek istiyorsak hani bizim sorumuzda bunu soruyor. Y desek sadece olur mu? 350 gün çekti. Olmadı. Evet ne yapacağız? 4 tane yer kullan. Sadece yılda fark ediyor arkadaşlar. Çalıştı diyelim. Yani tarih bilgisindeki arkadaşlar belli verileri çekmek için kullanılıyor. Yıldan, yukarıdaki yıldan, month'tan veya day'den farklı olarak bu da bunu karakter olarak çekiyor oradan. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Evet. 11 tane uygulamamız 11 tane arkadaşlar maddeden oluşuyor. Bunu